Muhakemat üçüncü Makale 5. Meslek 2. İnşikak-ı kamerdir güya kalbi semah hükmünde olan kamer mübarek olan kalbiyle inşikakta bir münasebet peyda etmek için sine-i saf ve berrakın mübarek parmağın işaretiyle iştiyakan şak ve çak etmiştir. İnşikak-ı kamerdir. Güya kalbi sema hükmünde olan kamer mübarek olan kalbiyle inşikakta bir münasebet peyda etmek için sine saf ve berrakını mübarek parmağın işaretiyle iştiyakan şak ve çak etmiştir. Kamerin inşikakı ayın ikiye yarılması hususunda felsefeciler, kelamcılar, tasavvufcular, diğer manevi ve maddi ihtisas ekli insanlar kendi meslek ve meşreplerine göre ayrı ayrı tarzda izah ve tefsirlerde bulunmuşlardır. Ve Bediüzzaman Hazretleri genellikle bir meseleye izah getirirken o meselenin maksadını ve hedefini her zaman muhafaza etmiştir. Zira hakiki ve merkez manayı bulmada ve muhafaza etmede bu metot çok önemlidir. Ayrıca bir sözün veya bir meselenin merkez manası olduğu gibi ikinci derecede anlaşılan çevre ve peyk manaları da mevcuttur. Ancak bu manalar ikinci ve üçüncü derecede düşünülmelidir. Bu bunlar esas ve merkezdir. Mana yerine ikame edilmemelidir. İşte kamerin inşikak etmesi Resul-i Ekrem vesselamın büyük mucizelerinden biri olup Kur'an ile tayin ve tespit edilmiştir. Mühim bir kevni hadisedir. Bu mucizenin sebebi ise bir grup müşriklerin iman etmeleri hususunda ayın parçalanmasını istemeleridir. Bu vesileyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Bedir olarak görünen dolunay olarak görünen kameri parmağıyla işaretleyerek ikiye ayırmış ve ayrılan parçalar ufuktaki dağın zirvesinin her iki tarafına çekilmiştir. Bu olayı hem Hazırda bulunanlar hem de uzakta olanlar müşahede etmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam etrafındakilere şahit olunuz diye onları ikaz etmiştir. Müşrikler ise bu meseleyi sihir telakki ederek yetimi Ebi Talib'in Sihri semayı da tuttu diyerek inkar etmişlerdir. Buraya kadar olanı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini tasdik etmek için cenab Hakk'ın Celle Celaluhu onu bu mucize ile teyit ve kuvvetlendirmesi meselesidir. Bunun dışında etraf ve peyk manalar dediğimiz izahlar ve anlayışlar da bu olaydan meslek ve meşrebe göre çıkartılabilir. Mesela Hazreti Mevlana Camii bu hadiseden şunu da nazara vermiştir. Okuma yazması olmayan ve ümmi olan o zat aleyhissalatü vesselam ömründe parmağıyla hava sayfasında bir elif yazmış, bir kırkı iki elli yapmıştır. Yani parçalanmadan evvel kamer yuvarlak olup mim harfinin baş kısmına benzer olup bunun ebced karşılığı kırktır. İkiye parçalandıktan sonra iki nun harfi şekline gelmiştir. Nunun ise ebced karşılığı 50 olduğundan 1.40'ı 2.50 yapmış oluyor. Parçalanmadan evvel kamer, ay yuvarlak olup min harfinin baş kısmına benzi, benzemiş. Bediüzzaman Hazretleri de şakkı kamer mucizesiyle ilgili muhakemattaki nakilden nakledilen kısımda muhakemat eserinin mahiyeti itibariyle itibariyle bir kısım ek manaları da esas maksut mana ile beraber nazara vermiştir. O da şudur. Güya kamer semanın kalbine benziyor. Dünyanın kainatta imtihana medar ve merkez olması noktasında onun da Rasulü Ekrem'in onun da kalbi resul Ekrem ve vesselamın mübarek kalbidir. Nasıl ki Cenab-ı Hak kutsi kelamında Resul-i Ekrem'in kalbini muhatap alıp bütün hakikatleri onun kalbi vasıtasıyla insanla intikal ettiriyor ise ve o kalp o yüksek hakikatlere bir vasıta vesile ve şahit makamında ise aynen öyle de Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam'ın nübüvvetine ve hakkaniyetine de semanın kalbi olan kamer parçalanarak onun davasına vesile ve vasıta ve şahit oluyor. Bu noktada her iki kalp birbirine mukabil ve münasebet peyda etmektedir. Ayrıca Resul-i Ekrem'in bidayette vahye mazhar olabilmesi için göğsünün yaralıp kalbinin temizlenmesi hadisesiyle bağlantısı da işari bir mana olarak nazara alınabilir. Nasıl ki haşyet-i ilahiyeden dağlar mevcudat parçalanıyor, mahiyet değiştiriyor ise Resul Ekrem'in teveccühü ve işaretiyle de kamer parçalanıyor manası, remzen manasını remzen vermiş oluyor. Buna mümasil çok değişik ve çeşitli ek manalar verilebilir. Fakat bu manalar ve anlayışlar işin maksat ve hakikatini tağyir ve tebdil etmemelidir.